Drive Network'ü 2007 yılında Türkiye ofisini kurmaya karar verdiği zaman Türkiye'deki o zamanlar küçük bir oluşum olan bir ajansı satın alarak Türkiye'ye giriş yaptı. 2007'den 2009'a kadar ilk süreç gerçekleşti. 2009 yılında ben ajansın başına geldim ve 2009 itibarıyla da ajans Türkiye'deki varlığını hissettirmeye başladı. Drive'ın Dentsu ile olan ortaklığı söz konusu, Japon merkezli reklam ajansıyla. Bu ortaklığın çerçevesinde yapılmış bir harekettir zaten Türkiye operasyonu. Drive normalde Kuzey Afrika ve Orta Doğu network'ü. İstanbul ise bu network'ün en son ayağını oluşturdu. Öncelikle bölgesel bir network olarak bölgesel ihtiyaçlara cevap vermek üzere kurulmuş bir ajans olmasına rağmen Türkiye operasyonu tamamen Türkiye'nin şartlarına göre oluşturuldu. Zaten hem Drive'ın hem de network'ün kurumsal kodlamalarında bazı özellikler var. O da şudur. Mesela Drive hiçbir ülkeye yönetici ihraç etmez. O ülkenin profesyonelleriyle yapar ajans yönetimlerini. Dentsu'nun da başka bir özelliği var. Dentsu'da hiçbir ülkedeki ajansına müşterilerini gümüş tepsiyle sunmaz. Biz Dentsu müşterilerini Türkiye'de kazanmak zorundayız. Bu anlamda diğer network ajanslarından çok ciddi bir farkımız olduğunu düşünüyoruz. Bu tabii ki ajansın gelişimini biraz yavaşlatan bir faktör olmasına rağmen sağlıklı büyüme ve sürdürülebilir gelişme için çok iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum ben. Ve bu açıkçası 2009'da benim Dentsu ismiyle bir araya gelmemdeki en önemli etkenlerden birisidir. Drive Dentsu'nun çok net bir farkı var aslında. Birincisi, biz uluslararası çok ciddi bir bilgi birikimini Türkiye'ye transfer eden bir kuruluşuz. Bu transferi ise sadece müşterileri ajans portföyüne katarak değil, o bilgi birikimini Türkiye'nin gerçekleriyle harmanlayarak Türkiye'nin gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yorumluyoruz. Bu anlamda da hani çok sevilen bir terim vardır. Ben çok sevmem aslında o terimi. Global diye bir terim vardır. Sevmememe rağmen aslında bizi tanımlayan bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Diğer networklerden farklı olarak biz doğudan geliyoruz. Türkiye'deki diğer network ajanslarının tamamı Anglo-Sakson kültüründen veya Fransız kültüründen biliyorsunuz kaynaklanıyor ki ben de onlardan geliyorum. Onların da Türkiye'deki reklamcılık ve pazarlama hayatına katkıları büyüktür. Fakat doğudan gelen farklı bir soluk Türkiye'de fark yaratacaktır diye düşünüyoruz. Ve bu farkımızı açıkçası hissetmeye başladığımızı da düşünüyoruz son zamanlarda yaptığımız kampanyalarla. Doğudan bakınca batıya, batıdan bakınca doğuya aitiz. Ama biz kendi sentezimizi çok güzel oluşturmuş vaziyetteyiz. Her iki tarafında çok iyi özellikleri var bizde. Yani Batı'nın metotsal ve stratejik yaklaşımlarını çok iyi uyguluyoruz. Ama diğer taraftan Doğu'nun, Orta Doğu'nun ve Akdeniz'in o atik, kendine özgü, hızlı, çabuk çözüm üreten, çözüm odaklı yapısını da harmanlamış durumdayız. Network ajansı olmamıza rağmen son 3 yıllık performansımıza bakarsanız biz adaptasyon işi yapmıyoruz. Ve yapmamaya özen göstereceğiz bundan sonra. İnşallah Dentsu operasyonumuz da tamamlandıktan sonra aramızda katılması muhtemelen yeni müşterilerimize de bu yapımızı yansıtmayı hedefliyoruz. Bunun en büyük örneği Toyota için gerçekleştirdiğimiz son 1,5 yıldaki önemli kampanyadır. Avrupa'ya bağlı bir kolu Toyota'nın Türkiye'deki operasyonu. Buna rağmen biz Avrupa kopyalarını kullanmak, oradaki stratejileri takip etmek demeyeyim ama uygulamak noktasında tamamen kendi kreatif çözümlerimizi oluşturup Türkiye pazarını o şekilde yansıtmaya uygun buluyoruz. Rakamsal konuşmak gerekirse, cirolara falan girmeyeceğim ama bizim 2009'dan 2010'a büyümemiz tam 7 kat olmuş rakamsal olarak. Keza 2010'dan 2011'e de yaklaşık %30'luk bir büyüme sarf ettik. Artık normale oturuyoruz. Yani gelmemiz gereken yere geliyoruz. Drive Dentsu'nun Dentsu rüzgarıyla tabii ki hedefi Türkiye'de ilk 10'da yer almaktır. Türkiye'nin önemli ajanslarından birisi olmaktır. Fakat onun da öncesinde bizim şu anda yapmaya çalıştığımız kreatif yaklaşımımızla fark yaratan ve tercih edilen bir ajans olmaya çalışıyoruz ki bunu da başardığımızı düşünüyoruz son zamanlarda. Yaptığımız kampanyalar Toyota için olsun, Tata Sorumluluk Hareketi için olsun, Demir Döküm için olsun kampanyalarımız gerçekten önemli prodüksiyonlar, önemli başarılara imza attılar. Ve açıkçası ilişkiler yumağıyla değil, birazcık yaptığımız işimize geri dönüşleri şeklinde müşteri almak gibi bir yöntemimiz var. Bundan 5 yıl sonra nerede oluruz derseniz, 5 yıl sonra muhtemelen ilk 10'da olacağız. Ama o ilk 10'un içinde ilk 5'te miyizdir, ilk 10'da mıyızdır şu anda onu söyleyemem. Şu anda geldiğimiz noktadan mutluyuz.